Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduna yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii ki bugün önemli bir gün. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramımız kutlu olsun diyelim. Bayramımızı kutlarken de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi de rahmetle analım. Şimdi 19 Mayıs'ta başlayacağız bültene. Tabii ardından izleyecek olduğumuz haberler var. Sonra da ilçelerdeki coşkuyu ekranlara getireceğiz ama öncesinde Ordu'daki 19 Mayıs kutlamalarıyla başlayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ordu'da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen kutlama programı çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılında en vatani duygularımla kutlarım. Gençler halk oyunları gösterileri yaptı. Programda şiirler okundu, türküler söylendi. Sportif gösterilerde izleyenlerden alkış topladı. Altınordu'da düzenlenen kutlama programı sportif gösterilerle sona erdi. Az önce de ifade ettim, ilçelerde de kutlamalar oldu. Mesudiye olsun, Ünye ilçesi olsun, birçok yerde kutlamalar var. Az sonra ekranlara taşıyacağız. Öncesinde Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, aynı adaylığı döneminde olduğu gibi milletvekili olduktan sonra da Ordu'da gitmedik yer bırakmamaya devam ediyor. Herkese dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Ünye ve Fas'ta ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirildi. Kaç yıl? 4 yıl oldu. Hayır, şehir 1870. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Evet. Şuradan aşağı sahili biraz yürürüz dedi. Bu tarihi ev. Özer ziyaretleri kapsamında Ünye'de Hüseyin Sabri Kadı konağını inceledi. Tarihi Kadılar Yokuşu'nda bir süre yürüyen Özer buradaki yapılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşla bir araya gelen Özer, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinledi. Fas'a ilçesine geçen Özer, Fas'a Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık çalışanlarıyla görüştü. Özer ziyaretleri sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ve parti teşkilatıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Sakarya'dan Ordu'ya gelen ailenin içerisinde bulunduğu otomobil trafik kazasına karıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı münasebetiyle bir takım önlemler alınmıştı. Tabii ki insanlar pazarların nasıl olacağını merak ediyor. Yaklaşan bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda neler olacağını merak ediyorlar. Son durumu ekranlara taşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle
il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı açıklanmıştı. Mart ayı başlarında alınan bu kararın üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Bu süre içinde açılmayan hayvan pazarlarında son durum ne? Ordu'da konuyla ilgili bir kısıtlama var mı? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ordulular şehirdeki son durumu merak etmeye başladı. Şap hastalığının ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte harekete geçen Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hızlı bir aşılama çalışması başlattı. Ordu genelinde 205 binden fazla şap aşısı hayvanlara uygulandı. Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü hızlı ve etkin çalışmasıyla hastalığın farklı bir türüne karşı da ildeki hayvanları aşılayarak 2 kez büyük bir alanda aşılama yapmış oldu. Böylelikle Ordu'da şap riski ortadan kalktı. Hayvan pazarları da Ordu'da bir süredir hizmet vermeye başladı. Ülke genelinde aşılama çalışmalarının tamamlanamadığı bazı bölgelerde hayvan pazarları halen kapalıyken Ordu aşılama çalışmalarıyla hastalığı bertaraf etti. Kurban Bayramı'na yaklaşırken hayvan pazarları ile ilgili bir sıkıntı olmadığı öğrenildi. Bu anlamda rahat bir bayram geçirecek olan Ordulular gönül rahatlığıyla Kurban Bayramı'nı geçirebilecekler. Ordu Valisi Tuncay Soner ilçelerde ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Ünye ilçesinde fındıkta verimin ve kalitenin artırılması için zirai mücadelenin yapıldığı bahçeyi ziyaret etti. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen fındık üretiminde verim ve kaliteyi artırma çalışmaları kapsamında Ünye ilçesinin Yüceler Mahallesi'nde zirai mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Bunlar biçme motoru, bunlar işte ekipmanlar, koruyucu malzemeler. Beraberinde Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, stajyer kaymakam Merve Kartal, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'la birlikte Ünye ilçesinin Yüceler Mahallesi'nde Mahir Şahin adlı üreticinin fındık bahçesinde ilaçlama, dip sürgünü temizliği, fındık kurdu, yeşil kokarca zararlıları, külleme hasalıyla yabani ot mücadelesi çalışmalarını yerinde gördü ve fındıkta verim için zirai mücadele çalışmalarının önemine dikkat çekti. Dünyada en fazla fındık üretimi Türkiye'de, ülkemizde de Ordu'da biz fındık üretiminde ilk sıradayız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle yine Tarım Müdürlüğümüz, değerli arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın gayretleriyle ve çiftçilerimizin el emeğiyle bizim amacımız Ordu'yla özdeşleşen fındık rekortesinin daha da artması. 240 bin tondu fındık üretimi. Bunu Allah'ın izniyle yaptığımız çalışmalarla 300 bin tona çıkartmamız lazım. Tabii yöre insanımız çalışkan. Şu an Ünye'mizde Mahir abinin fındık bahçesindeyiz. Neler yapılması lazım şu an? Şu an tam böyle sahil kesimi için tam vakti. Vali Sonel sahil kesimi için şu an fındık kurdu, yeşil kokarca zararlılarıyla külleme hastalığına dikkat etmek gerektiğini belirterek mücadele için ilaçlama yapılması gerektiğinin altını çizdi. Fındık kurdu, yeşil kokarca zararları var, külleme hastalığı var. Bunlarla ilgili ilaçlama yapılması lazım ki Mahir abi şu an ilaçlamayı yaptırıyor, Allah razı olsun. Bu çok önemli. Yine bizim dip sürgünü, ocakların ışkın dediğimiz dip sürgünlerinin temizlenmesi var. Yabancı otla mücadele var. Ve tam mevsim itibariyle de azotlu gübrenin ikinci kısmının atma mevsimi. Evet. Biz bunları yaptığımız takdirde, bahçemize baktığımız takdirde fındıkta üretim artacak. Niye önemli? Mesela bir çift fındık kurdu 200 adet fındığa zarar veriyor. Bu da ortalama 400 gram yapıyor. Biz bahçemize sahip çıkarsak, fındık bahçelerimizi temizlersek, ocağımıza bakarsak, bahçemize bakarsak, vaktinde her şeyi yaparsak, hakikaten verim de artar. Bu da hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, aday olduktan itibaren Ordu'ya getirdiği yatırımlarla
yaptıklarıyla çok konuşuldu. Hatta şehirde ciddi bir destek verdi. Geçtiğimiz günlerde Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel de hem Sayın Özer'e hem de Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür etmişti. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan da Profesör Doktor Mahmut Özer'e hem Ordu'ya hem de Perşembe'ye yaptığı yatırımlar için teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, Ordu'ya ayak bastığı günden itibaren Ordu'nun 19 ilçesine yaptığı yatırım ve getirdiği hizmetlerle Orduluların gönlünde taht kurdu. Bakan Özer, sahada temasları sonucunda ilçelerin ilk etapta acil olarak ihtiyaç duyduğu yatırımlar için hemen düğmeye bastı, kolları sıvadı. Altaş TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan da Bakan Özer'in Ordu'ya gelişini büyük bir şans olarak değerlendirdi. Milli Eğitim'den yaptığımız işler doğrultusunda burada bir okul ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız varsa bunları söyledik ve bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Ben onun için de burada Sayın Bakanıma çok çok teşekkür ediyorum. Yani sadece beni değil bütün ilçelerde bu yatırımı yaptı ve Ordu gerçekten bu dönem büyük bir şans ivme yakaladı. Başkan Tandoğan hem kendi ilçesine hem de diğer ilçeler için Bakan Özer'e ne talepte bulundularsa bunların geri çevrilmeyecek yatırım programına alındığını söyledi. Sayın Bakanımızın Ordu'ya gelmesi aslında bizim için büyük bir şanstı. Ordu'ya gelir gelmez inanın biz coştuk sadece Perşembe olarak değil. Yani bütün ilçelere 19 ilçeyle beraber Sayın Bakanımız her tarafa yatırım yapmaya başladı. Bakan Özer'in Perşembe ilçesi ziyaretlerinde sözünü verdiği 80 yataklı uygulama oteliyle 50 yataklı öğretmen evinde ise çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanımız Perşembe'ye 80 yataklı uygulama oteli sözü vermişti. Şu anda yatırım programına girdi. Arkasından bize 50 yataklı öğretmen evi sözü verdi. İnşallah şu anda yerini hazırlıyoruz. İmarda yerini hazırlıyoruz. Hazırladığımız zaman o da yatırım programına girecek ama 80 yataklı uygulama otelimiz şu anda yatırıma girdi. Ordu Sportif Havacılık Kulübü bugün gerçekten günün anlam ve önemine yakışır bir etkinlik gerçekleştirdi. 19 Mayıs'ta şanlı bayrağımızı Ordu semalarında dalgalandırdılar. Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı birbirinden renkli etkinliklerle kutlanıyor. O etkinliklerden biri de Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirildi. Barındırdığı özelliklerle yamaç paraşütü sporu için Türkiye'de birinci, dünyada ise ikinci konumda bulunan Ordu Boztepe'den Ordu Sportif Havacılık Kulübü pilotları kalkış yaptı. Boztepe'den havalanan pilotlar Ordu'nun semalarında Türk bayraklarını dalgalandırarak uçuşlarını gerçekleştirdiler. Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Yıldırım, kulüp olarak kuruldukları günden itibaren her yıl 19 Mayıs'ta gelenekselleşmiş hale getirerek Türk bayraklarıyla uçuş yaptıklarını söyledi. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği gün olarak 19 Mayıs'ta artık bizim geleneksel hale geldi. Bayraklı uçuşlarımız var. Bugün de yine Türk bayrağımızı al bayrak, al yıldızlı bayrağımızı paraşütümüze bağlayarak uçuş gerçekleştirdik. Biz bunu her 19 Mayıs'ta gerçekleştiriyoruz. Havanın 19 Mayıs'ta güzel olması bizim için ayrıca bir avantaj oldu. Bütün gençlere kutlu olsun diyorum 19 Mayıs bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Ünye'de düzenlenen programla devam ediyoruz. Ünye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Hükümet konağı önünde gerçekleşen kutlama programına yoğun katılım oldu. Gençler sportif gösteriler yaptı. Başarılı öğrencilere Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı madalyalarını takdim etti. Halk oyunları ekibinin gösterileri ise büyük ilgiyle takip edildi. Kutlama programı gençlerin bisiklet ve motosiklet turuyla sona erdi.
Mesudiye ilçesinde 19 Mayıs münasebetiyle program düzenlendi. Mesudiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kutlamalar Mesudiye Borsası İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde devam etti. Programa Mesudiye Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, Jandarma Bölük Komutanı Cankut Çeken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güngör Daşkın, protokol mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda gençler şiirler okudu. İstikbalde hiçbir kuvvet, istikbalde hiçbir kuvvet yolumuzdan döndüremeyecektir. Yolumuzdan döndüremeyecektir. Halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve madalyalarının takdim edilmesiyle program sona erdi. Bacaları bürüde, bacaları bürüde, boy feride feride, bacaları bürüde, bacaları bürüde. Ordu'da Özel Bir Eğitim Kurumu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle konser düzenlendi. Ordu'da faaliyet gösteren Özel Bir Eğitim Kurumu 19 Mayıs Atatürk'ü Anmak Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser düzenledi. Program saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı ile başladı. Konser öncesi okulun tarih öğretmeni Fevzi Bayram, 19 Mayıs Atatürk'ü Anmak Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine değindi. Yurdun her tarafı işgal altındadır. Vatan toprağı karış karış düşman tarafından sarılmış. Her taraf işgale hazırlanmış ve yavaş yavaş ülkemizin içine doğru giren bir düşman grubu vardır. Atatürk bu noktada çok önemli bir hamle yapar ve Samsun'dan Anadolu'ya giriş yaparak milli mücadeleyi başlatır. İşte burası bizim için çok önemlidir. O ateşi Samsun'da yakmış olması bizim için çok önemlidir. Eğer o ateşi Samsun'da yakmasaydı, şu an yurdumuzun her köşesi farklı devletler tarafından işgal edilmiş, parçalanmış, bölünmüş olacaktı. Belki bizler Türk milleti olarak bu coğrafyada bu şekilde bağımsız, özgür bir şekilde yaşayamıyor olacaktık. Bu sebeple 19 Mayıs Atatürk'ün o mücadelesi hepimiz için aslında bir misyon, aslında bir motivasyon, aslında bir hedef olmalıdır. Şiirler ve okul öğrencileri tarafından yazılan kompozisyonlar okundu. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren, al yüzü doğan güneş. Gençliğin ataya cevabı büyük bir coşkuyla seslendirildi. En büyük ata. Varlığımızın en kutsal temeli olan. Varlığımızın en kutsal temeli olan. Türk İstiklal ve Cumhuriyet'in sonsuz bekçisiyiz. Türk İstiklal ve Cumhuriyet'in sonsuz bekçisiyiz. Okulun Ya Tutarsa Orkestra grubu konser için yerlerini aldı. Birbirinden güzel eserler öğrenciler tarafından tek tek seslendirildi. Konserde okulun öğrencileri ve öğretmenleri doyasıya eğlendi. Ordu Valisi Tuncay Soner Çamaş ilçesine ziyarette bulundu. Ordu Valisi Tuncay Soner Çamaş ilçesindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmesini ziyaret etti. Gel. Thank you.
Beraberinde Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Stajyer Kaymakam Merve Kartal, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Ümit Aydın'la birlikte kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında %50 hibe desteği verilen tesisi gezen Vali Sonel, işletme sahibi Turgut Uygun'dan bilgi aldı. Elli simental cinsi ineklerin yer aldığı ahırda kaba yem deposu, süs soğutma tankı, yem karma makinesi, yem ezme makinesi, gübre sıyırıcısı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk bulunuyor. Gel. 2014 yılında başlayan ve günümüze kadar 9 ahır yapımı, 92 ahır olmak üzere 102 ahır yapımı projesinin tamamlandığını ve proje sahibi yetiştiricilere 9,3 milyon lira hibe ödenmesi yapıldığını söyleyen Vali Sonel, Çamaş ilçemizde bu projeden yararlanan üretici Turgut Uygun'u tebrik etti. Çamaş ilçemizdeyiz. Turgut Bey sağ olsun, güzel bir 50 baş, büyük baş besiciliği var. Hakikaten kendisini tebrik ediyorum. Çok tertemiz bir ortam. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kırsal kalkınmayı destekleme programı kapsamında yine çiftçimize de desteklerimiz var. İlimiz genelinde 93 projeye 140 milyon ödenek ayrılmıştı. Çok kıymetli tarım il müdürümüzün ve veteriner arkadaşlarımızın destekleriyle böyle güzel tesisler oluşturuldu. Emeğe geçenleri tebrik ediyorum. Çok güzel. Allah hayırlı, bereketli eylesin. Vali Tuncay Sonel, Çamaş ilçesinde Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini de ziyaret ederek yörede yetişen sebze, meyve ve otlardan ürettiği erişte, konserve, reçel, çemen, turşu, marmelat, meyve kurusu gibi ürünleri inceledi. Kooperatif Başkanı Sebile Karataş ve kooperatif üyesi kadınlardan bilgi aldı. Şimdi market tarafı gibi oldu. Vali Sonel, Çamaş ilçesinde esnafları da ziyaret ederek bereketli kazançlar ve işlerinde kolaylıklar diledi. Efendim biliyorsunuz Ordu Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla birlikte Ordu'da birçok atıl durumda bulunan arazi üretime kazandırılır. Birçok yeni bitkinin üretilmesini sağladı. Bu bitkilerden birisi de salepti. Salep'te de hasat başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılında üreticilere ek gelir getirmesi amacıyla iki üreticiyle üretime başlanan salep ekiminde aradan geçen 3 yıllık süre içerisinde üretici sayısı 64'e çıktı. Ekimi yapılan ilçelerden biri olan Ünye ilçesinde yeni sezon hasat çalışmalarına başlanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in talimatlarıyla tarımda atağa kalkan Ordu'da farklı ürünlerin üretilmesine hız verildi. Bu kapsamda başlanılan salep üretiminin yaygınlaştırılması projesi 15 ilçede 64 üreticiyle devam ediyor. Kırsalda bulunan mahallelerde tarımsal üretimi teşvik ederek hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamayı hedefleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin salep üretim projesinde ilk hasat gerçekleştirildi. Ünye ilçesinde gerçekleştirilen hasattan memnun olan üretici Ali Yücel Alan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi. 3 yıl önce salep üretimi için yola çıkmıştık. Şu an geldiğimiz noktada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Gerek daire başkanlığı olarak, gerek mühendis arkadaşlar olarak devamlı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bahçemiz devamlı takip ediliyor. Üretimle alakalı bilgi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Devam edenler oldu, artıranlar oldu. Ordu için güzel bir ürün yayılması gerektiğini düşünüyoruz. 50 metrekare ile başlamıştık. Şu an geldiğimiz noktada 700 metrekareye yaklaştık. Üçüncü senemizdeyiz. 700 metrekare civarında salep alanımız oluştu şu an. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Bu akşam saat 21'de AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kayna ağırlayacağız gündem özel programında. Kaçırmayın diyelim. Saat 9'da tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.